Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi pazar günleri bugünkü program hakkında konuşacağım. Pazar günleri sizlere rehberlik anlamında birkaç hazırlığım var benim. İlk başta onlarla ilgili sizlere biraz duyurularım olacak. Tahta yazacağım şeyler olacak. Üniversitenin bu başvuru tarihleri, göz sınavları ile ilgili ve geçerlilikleri noktası. Her hafta bunları biraz tekrarlayacağız. Başvurusu yakınlaşan üniversiteler için biraz daha fazla yoğunlaşacağız. Başvuru tarihleri biraz uzak olan üniversiteler için daha sonra yatacağız onları. Artı bana gelen soruları da buradan sizlerin karşısında cevaplamam da mümkün olacak. Kontenjanlar ile ilgili biraz tasnif ettiğim listeler var. Listelerime de şöyle bakacağım. Hocam ekranda şeyleri göremiyorum, öğrencilerin şeylerini ama. Tamam. Tamam, geldi. Tamam. Bu rehberlik kısmımızdan sonra da mesela merhaba Meyra, merhaba Musa. Rehberlik kısmından sonrasında da çözemediğiniz bazı sorular, Musa'nın gönderdiği, işte Güruh'un gönderdiği sorular var. Onlarla ilgili bir zaman ayıracağız. Ondan sonra bugün IQ'da benim ÇARK dediğim bir sistemin hesaplanma yöntemleri var. Bu size şekillerle ilgili olarak da yardımcı olabilecek bir konu. Onun mantığını anlarsak. İkinci etapta işte şekillerin dönmesi, çarkların dönmesi şeklinde bir konumuz olacak. Ondan sonrasında da tablolarla beraber devam edeceğiz. Bugünümüzü tamamlayacağız. Şimdi şöyle bir kısa bir bilgi geçelim. İnternete şöyle bir baktık gün içinde. Efendim Akdeniz Matikiye ne zaman başlıyoruz? Meyra, önümüzdeki hafta muhtemelen başlayacağız ona. Buradaki merkezimizde çalışmalarını şey yapıyor. İzmir'den katılacak bir hocamızla Matiki'yi göreceksiniz. Matiki'nin bazı konularını ben devam edeceğim sizlere. Bu Mat 1'i bitirdikten sonra. İzmir'deki hocam trigonometriden itibaren başlayıp size Mat 2 konusu, işte türev, integral, limit, matris gibi konuları sizlere sunacak. O konuda da sıkıntı yapmayın. Yani gerekirse haftanın 3 günü değil 4 günde yapıp bu konuları tamamlayacağız. Merak etmeyin bu konuda. Şimdi arkadaşlar, başka sorumuz yoksa ben başlayayım. Şimdi bana gelen sorularda genelde öğrencilerimiz diş hekimliği fakültesi, tabii çeşit çeşit geliyor. Mesela Güruh Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler istiyorum demiş. Bunun için üniversitede Türkçe 60 soru soracaklarmış. Güruh acaba burada mı? Güruh eğer buradaysan ekrana bir tık de. Yoktur. Peki. Katıldığında eğer şey yapabilirsin, devam edebiliriz. Onun dışında Kadir Şahin Kırıkkale Üniversitesi'ne başvuru yapacağım demiş. YÖS sınavı yapmıyor. Doğru. Bu sene yapmayacak Kırıkkale Üniversitesi. Diğer üniversitenin YÖS sınavıyla başvuru yapabiliyorsun. Doğru. Kırıkkale'ye diğer üniversitenin YÖS sınavı, bazı üniversitenin YÖS sınavıyla başvuru yapabiliyorsun. Hangi üniversitenin YÖS sınavı en kolay oluyor? Siz bunun listesini yollayacaktınız. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar ben tahtaya yazıyorum. Sizler ulaştığım bilgilerle ilgili bazı şeyler. Birincisi şu. Akdeniz Üniversitesi dedik. Gerçi arkadaşlar parça parça bunları ilgilendikleri üniversitelerle ilgili şeylere sahip olabilirler ama hani derli toplu bir dursun. Siz de eğer ilgilendiğiniz üniversite varsa bunlarla ilgili notlarınızı alabilirsiniz. Şimdi başvuru tarihi 4 Ocak. 3 Nisan. Sınav tarihi 24 Nisan. Şimdi bu listeyi bir çıkarayım, ondan sonra bunlarla ilgili çıkarımlar yapacağız. Başvuru tarihi, sınav tarihi. Sınav saati pazar günü saat 2'de. Evet, onu da yazalım isterseniz. Sınav tarihi pazar saat 2'de. Tabi bu listeleri topluyorum ama bazı üniversitelerde değişiklikler var. Ankara Üniversitesi mesela daha önceki tarihini farklı bir şekilde yayınlamıştı. Ondan sonra değişti. Musa, 19 Mayıs'ta %100 matematik yaparsan tıp ve diş hekimlik kazanmak olur mu? Olur. Ama sadece 19 Mayıs için olur. Şimdi onu da bir ek bilgi geçeyim. 19 Mayıs Üniversitesi'nin yani bundan önceki yaptığı sınavlarda
bu sene de değişiklik olacağını zannetmiyorum. Üç türlü puanı var. Eşit ağırlık var, sözel var ve sayısal var. Sayısal puan için matematik puanlarını örnek gösteriyorlar. Sayısal puan için 10, sözel puanlar için IQ soruları, eşit ağırlık için de onların ikisinin ortalaması alınır. O şekilde bir puan tablosu oluşturuyor. Kendi bölümleri için 19 Mayıs tıptır, dişçiliktir, eczacılıktır, mühendisliktir. Bu sayısal puanı önem veriyor. Yani matematik puanına önem veriyor. Buradan aldığınız puan geçerli oluyor. İşte eşit ağırlık için İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, işte psikolojik danışmanlık, rehberlik, psikoloji gibi bölümler, onlar eşit ağırlıkla alınıyor. Sözel bölümler için de öğretmenlik, eğitim bilimleri gibi fakültelere öğrenci alıyorlar. Ha, dışarıda 19 Mayıs Üniversitesi'nin puanını eşit ağırlığı olarak kullanıyorsunuz. Yani sayısal ve sözel gibi ayırma durumumuz yok. 19 Mayıs'ın size göndermiş olduğu eşit ağırlık puanını dışarıda kullanıyorsunuz ama kendi içinde farklı bir uygulaması var. Eğer %100 matematik yaparsan tıp ve diş hekimliği kazanmak olur. Onu söyleyeyim. Çünkü kendi sayısal bölümlerine IQ puanını eklemiyor 19 Mayıs. Öyle bir özelliği var. 24 Nisan Pazar dedik. 80 sorum. Akdeniz. İkincisi Atatürk. Ha, bu arada Akdeniz Üniversitesi Antalya'da ve Ankara'da sınav yapıyor arkadaşlar. Sınav yeri Akdeniz Üniversitesi'ne Ankara'da girebiliyorsunuz. Başvurusu 14 Mart, 1 Nisan. Sınav tarihi 16 Nisan. Bir de ücretlerini yazalım isterseniz. Ücret, o konuda önemli bazılarımız için 200 TL. Evet, 14 Mart, 16 Nisan dedik. 16 Nisan. Hı. 23 Nisan pazar olduğuna göre bu cumartesi günü bu sınav. Yine 80 soru. 100 TL bir ücreti var. Atatürk Üniversitesi'nin. 3. Ha, Atatürk Üniversitesi'nin geçerli olduğu üniversiteler var. Onları da söyleyeceğim sizlere. Hani ben önemlilerini yazdım. Doğudaki bazı üniversiteleri çıkardık. Yani geçerli olan listede bayağı bir üniversite var. Vakıf Üniversitesi de dahil olmak üzere ama hani geçerlilik dediğimiz anlamda Atatürk Üniversitesi işte Afyon, Kocatepe'de, Bülent Ecevit, Zonguldak'ta, Celal Bayar, Manisa'da, Düzce Üniversitesi, Kütahya, Dumlupınar, 18 Mart Çanakkale'deki Giresun, Kocaeli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi, Sakarya, Selçuk, Uludağ, Akdeniz Üniversitesi, Kırıkkale, özellikle Kadir, evet. Kadir Kırıkkale Üniversitesi'nde geçiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Osman Gazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi gibi üniversitelerde Atatürk Üniversitesi sınavı geçiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Celal Bayar. Şubat 24 Nisan. Başvuru tarihlerimiz bu. 1 Şubat 24 Nisan, 21 Mayıs'ta sınavımız. Cumartesi günü. Evet. Kaç tane soru olacağı yazmamışız ama. Bazıları eksik arkadaşlar. Onları tamamlayacağız sonra. Manisa'da ve İstanbul'da yapıyor sınavını. Celal Bayar. 150 lira da bir ücreti var. 4. Biraz hızlı yazayım. Künip. 15 Şubat 29 Nisan. 11 Haziran'da sınav. Sınav tarihi hazırlanmak için size geniş bir vakit ayıracak. Bu sınavı önemseyin diyorum. Online olacak bir sınav. Yalnız işte sizlere onunla ilgili de bazı şeyler vereceğiz şimdi. 75 soru. Bu 75 sorumlu da arkadaşlar 30 matematik, 5 geometri,
40 tane de IQ'dan oluşacak. Sınav ücreti de 200 TL. Sınav süresi 75 soru için 100 dakika. Onu da yazalım. Bu künip için. Şimdi karşılaştırma yapacağız tabloda. O zaman göreceksiniz. Hani avantajlı mıdır, avantajlı değil midir? Onlara bir bakacağız. 5. Çukurova. Çukurova'yı yazmayalım. O tarihi 23 Nisan'da. Osman Gazi yazalım. Şubat-2 Mayıs. Sınav tarihi de 15 Mayıs. Pazar saat 10'da. Kaç sorumuz? 80 soru var burada. Bu da 100 dakika 80 soru için. İşte kıyaslama yaparken buna bakalım. Yalnız burada 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Aslında bunu da yazmaya gerek yok. Çünkü çoğu üniversitede yanlışlar doğruyu götürüyor. Evet Gürur, buradayım mısın? Senin için de bir bilgim var. Onu da biraz sonra paylaşacağım. Evet. İstanbul Üniversitesi. Ocak 4-25 Mart arası başvurular. 30 Nisan'da sınav. Cumartesi saat 3'te. Evet. Ha bu arada Osman Gazi 200 TL. Onu da yazalım. Gitti paracıklar. Cumartesi günü. Evet İstanbul Üniversitesi. Saat 3'te 150 TL bir ücreti var. İstanbul Üniversitesi bu sene 70 soru soracak. 70 soru içinde 110 dakika süre verecek. Marmara. Şimdi ders saatinden de fazla vakit çalmak istemiyorum. Onun için ben buraya bir 12-13 tane üniversite yazacağım. Hatta yine bilgilendirmemiz devam edecek. Hani acil olan durumlarda ve sınav tarihleri önce olan üniversitelere biraz öncelik veriyorum arkadaşlar. Marmara Üniversitesi 8 Mart 8 Nisan. Yedi Mayıs'ta sınav. Bu da cumartesi günü. Evet. 300 liralık bir ücreti var. Marmara bizi işi pahalıya tutmuş. 80 soru. 120 dakika. Evet. Ama dakikayı bol tutmuş. 8. Karadeniz Teknik Üniversitesi. 100 sınavı 11 Ocak 25 Mart 23 Nisan Cumartesi günü. Evet 100 soru. ₺150 bir ücreti var. 100 soru içinde 120 dakika süresi var. Şimdi karşılaştırma şansını bulabiliyorsunuz. Marmara Üniversitesi 80 soruya 120 dakika. Karadeniz Teknik Üniversitesi 100 soruya 120 dakikalık bir süre geçiyor. Tabii bunların içinde en avantajlısı İstanbul Üniversitesi gibi gözüküyor. Neden? Çünkü 70 soruya 110 dakikalık bir süre veriyor. Hani ben şöyle düşünüyorum şimdi. Bu 70 sorunun 40'ı IQ olacak. Evet. 30'u matematik olacak. Onu da yazalım. Yani 30 matematik 40 tane IQ olacak sınavda. Şimdi 40 tane IQ 45 dakika civarında bitirdiğiniz takdirde 45-50 dakika civarında bitirdiğiniz takdirde geriye 60 yani dakikalık 1 saatlik bir süre kalacak. 30 matematik için 1 saatlik sürede iyi bir süre.
Hani soru başı 2 dakikalık bir şey geliyor. Süre kalıyor. Onun için İstanbul sınavı soru dağılımına göre en avantajlı sınavlardan biri gibi gözüküyor arkadaşlar. İkincisi de Marmara Üniversitesi'nin 80 soru 120 dakika. Ama Marmara Üniversitesi'nin sınavı tabii biraz zor. Trabzon ve Adana'yı da yazarsınız. Evet. Kötü denk gelmiş. Evet Samet. Tamam, onları da yazıyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Karadeniz veya evet yazdım. Geç baktık tahtaya. 9. Kocaeli. Kocaeli 12 Şubat başlamış tarihlerimiz. 8 Nisan. Tabii bunu yazarken size şunu da söyleyeyim. Hani biz bir Türklerde huy vardır. İlle son zamana bırakırız bütün olaylarımızı. Maalesef Türkiye'deki üniversitelere başvuran arkadaşlar da hep son zamana. Mesela atıyorum 11 Ocak'ta başlamış. Benim öğrencilerim de dahil olmak üzere hiç kimse daha kayıt yaptırmamış. Hani diyor ki 25 Mart'a kadar daha süre var hocam. 20 Mart'ta yaptırırız. Şimdi son 3 güne, 4 güne bırakırsak bu kayıtları bir bakıyorsunuz sistem bozulmuş oluyor. Bazen bakıyorsunuz ekranda sistemi güncellemek adına bazı yanlışlar olabiliyor. Ondan sonra ne bileyim sınav ücretini yatırmada biraz sıkıntı olabiliyor. Son güne bırakan arkadaşlar da var. Son güne rica ediyorum bırakmayın bu sınav olaylarını. Evet, 9 Kocaeli dedik. Cumartesi bu da. Genelde de pazarı pek seçen yok. Hepsi cumartesi demiş gidiyor yani. Kocaeli 250 TL bir ücreti var. 250 TL bir ücreti var. 100 soru. Bu eşit dağılım yapmış arkadaşlar. 50 matematik geometri. 50 IQ. Evet. Bunda da 120 dakikalık bir süremiz olacak. Onu da söyleyeyim. 250 TL, 120 dakika. Kocaeli bu. 10. 19 Mayıs Üniversitesi. Ocak, 10 Nisan, Cumartesi saat 10'da. Sınav tarihini yazmadık. Sınav tarihini biliyoruz artık. Neydi? 30 Nisan'daydı değil mi? Ankara Üniversitesi ile aynı tarihte. İstanbul Üniversitesi ile, özür dilerim. Cumartesi saat 10'da. Evet, 19 Mayıs Üniversitesi 80 soru. Bunlar da biraz iç içe girdi ama tahtam o kadar alıyor. 40 matematik. 40 IQ. 200 TL. Sınav ücreti var. 120 dakika. Evet. 11. Şimdilik 10 tanesi yeter herhalde. Diğerlerinin başvuruları çünkü biri 21 Mayıs, biri 12. Yıldız Teknik yazacaktım ama onlar hakkında da bilgiyi önümüzdeki hafta vereceğim. Yıldız Teknik. Bunun başvurusu daha var. 21 Nisan, 20 Mayıs, 12 Haziran, Pazar günü. Süleyman Demirel. Ocak, 5 Nisan. Bunun da ücretini yazalım. 180 liraymış. Sınav tarihini yazmamışız. 21 Mayıs demişiz. 21 Mayıs. Ondan sonra bir de Adana var. Çukurova. 1 Şubat, 25 Mart.
23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bir sınav yapıyoruz. Saat cumartesi saat 1'de. Evet. Şimdi bunlarla ilgili ayrıntıları daha vereceğim sizlere. Yalnızca ben önceki tarihlere göre önemsediğim üniversiteleri yazdım. Hepsini yazarsak zaten tahtada bir kıyaslama yapamaz. Ha Meyra, evet. 19 Mayıs Üniversitesi'nin geçen seneki ve daha önceki senelerde yaptığı program öyleydi. Yani 19 Mayıs Üniversitesi'nin iki tane farklı programı var. Pardon, üç tane farklı puan sistemi var. Bunlardan birincisi 19 Mayıs Üniversitesi sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan şeklinde öğrencinin aldığı puanları ne yapıyor? Ayırıyor. Sayısal puanı tercih edenler için, işte sayısal puanla tercih edilen bölümler için tıp, dişçilik, eczacılık, mühendislik gibi bölümlerden bahsedebiliyoruz. İşte matematik, fen bilimleri gibi bölümler de aynı şekilde. Sözel puan, eşit ağırlık bölümler için iktisat, işletme gibi bölümler. Ondan sonrasında da sözel bölümler içinde de farklı bölümler ne yapılıyor? Sözel bölümler içinde de eğitim bilimleri, öğretmenlik gibi bölümler. Şimdi şu olaya şöyle bir bakalım. Birincisi durumumuz şu. Şimdi arkadaşlar bizim önemsediğimiz sınavlar, yani büyük sınavlardan bazıları gerçekten bizi zorlayabilecek nitelikte olabilir. Tarih anlamında, sınav anlamında, sınav içeriği anlamında. Şimdi onları bir işaretleyelim isterseniz. Mesela süre anlamında baktığımızda, eğer süreden bir sıkıntımız varsa şunlar çok önemli. Çünkü işte mesela Kafkas Üniversiteler Birliği sınavı 75 soru 100 dakika. Doğru mudur? 75 soru için 100 dakika. Onun dışında 80 soru için 100 dakika. Bakın İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi 70 soru için 110 dakikalık bir sınav süreci var. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi 80 soru için 120 dakika. Yani şu iki sınav süreç anlamında bakın 80 soru 120 dakika, 75 soru 100 dakika. Sınav süresi anlamında bize bir avantaj olabilecek durumda. En avantajlı olarak da Karadeniz Teknik Üniversitesi Kocaeli gibi gözüküyor. 19 Mayıs'a bir bakıyorum. 19 Mayıs'ta 80 soru için 120 dakikalık bir süreç veriyor. Bu da bir avantaj. Aynı şekilde Marmara Üniversitesi gibi. Onu da bir işaretleyelim. En avantajsız olanlar, şunlar hakkında bilgi yazmamışız ama zannedersem geçen seneki hatırladığım Akdeniz Üniversitesi de 80 soru için 120 dakikalık bir süre veriyordu. Bunları bir kale alacağız. Bir, zaman ve süre. İkincisi, tarihler. Mesela arkadaşlardan bazıları hem İstanbul Üniversitesi hem de 19 Mayıs Üniversitesi'ne girmek istiyorlar. Şimdi bu iki üniversiteyi şöyle bir çizdiğimizde İstanbul Üniversitesi 30 Nisan'da 19 Mayıs Üniversitesi 30 Nisan'da yalnız dikkat edin saatleri farklı. Şimdi bunların yapıldığı merkezler göz önünde bulundursanız eğer Ankara ve İstanbul'da giriyorsanız arkadaşlar her ikisine Ankara'da ya da İstanbul'da bu sınavların girebiliyorsunuz. Yani saat 10'da 19 Mayıs'a girip ondan sonra saat 3'te İstanbul Üniversitesi sınavına girebilirsiniz. Bir. İkincisi, en erken sınavımızda, hani benim önemsediğim sınavlar arasında Atatürk Üniversitesi sınavı. Çünkü Atatürk Üniversitesi'nin geçerli olduğu üniversiteleri ben yazmıştım. Onlarla ilgili tercih yapacak arkadaşlar için bu önemli bir sınav. Sınav ücreti de diğer üniversitelere bakarak biraz daha düşük. 16 Nisan'da olacak. Başvurularını 1 Nisan'a kadar kesin olarak yaptırmanız gerekiyor. Cumartesi günü bu sınavımız da Ankara'da yapılıyor. Ankara'da girmek isteyen adaylar için. Atatürk Üniversitesi sınavı nispeten orta halli bir sınav. Hani Marmara Üniversitesi'nin gibi zor bir içerik taşımıyor. Aslında hiçbiri zor bir içerik taşımıyor ama soruların zorluğundan gelen bir durum var. Hani bu soruları hazırlayan kurul
kolay, orta ve zor şeklinde bu soruları tasnif ediyor. Marmara Üniversitesi'nin geçmiş yıldaki sorularına baktığınızda birazcık daha zor soruların öne çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Bunlar arasında ben tercih yapacağımız şu künip sınavı. Çünkü künip 2 yıldır bayağı iyi çalışıyor bu konuda. Online yapıyor sınavını. 75 soru, 100 dakika, 30 matematik, 5 geometri, 40 IQ'dan oluşan bir sınav yapıyor. Ve geçerlik noktasında, şimdi arkadaşlardan bazıları dişçilik bölümlerini tercih etmek isteyen arkadaşlar için bir avantaj. Çünkü künibin geçerli olduğu Katip Çelebi Üniversitesi 18 tane dişçilik kontenjanı yayınlamışlar. Onlara da bakmak gerekiyor. Şimdi elimde benim o tıp ve dişçilik için kontenjanlar söz konusu. Dişçilik için tercih eden arkadaşlara bir bakıyorum şöyle kontenjanlara. Evet. En fazla evet. Katip Çelebi Üniversitesi 18 kontenjanla. Katip Çelebi'nin de şöyle bir durumu var. 18 kontenjan tamamen İngilizce eğitimi. Yani İngilizce dişçilik olarak geçiyor. Onun dışında dişçilik kontenjanları şöyle bir baktığımda 19 Mayıs Üniversitesi fena değil. 10 kişilik bir kontenjanı söz konusu. Recep Tayyip Üniversitesi 8 tane kontenjanı var. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 10 tane kontenjanı var dişçilik için. İnönü Üniversitesi Malatya'daki 8 tane kontenjanı var. Başka Gaziantep 5, Gazi Üniversitesi 5, Eskişehir Osman Gazi 4, Erciyes Üniversitesi 3, hatta İstanbul Üniversitesi'nin bir tane kontenjanı koymuşlar. Ankara Üniversitesi'nin 6 diş hekimliği kontenjanı, Atatürk Üniversitesi'nin 3 tane diş hekimliği kontenjanı var. Diş hekimliği kontenjanında demek ki Katip Çelebi önde gidiyor arkadaşlar. Onun dışında bir bakalım daha yüksek olan var mı? Çukurova 4, Ege Üniversitesi 5, Anadolu Üniversitesi'nde yok. Akdeniz Üniversitesi'nde 7. Akdeniz Üniversitesi'nde dişçilik kontenjanı fena değil. Yani onu tercih etmek isteyen arkadaşlar için Adnan Menderes Üniversitesi'nde diş hekimliği kontenjanı 4. Tıplarda çok daha fazla bu kontenjanlar. Hani şöyle bir Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bakıyoruz da 24, 32, 56 tane tıp kontenjanı var. Bunun 24'ü Türkçe tıp, 32 tanesi de İngilizce tıp. Tercihlerinizi yaparken bir, ikincisi üniversitenin sınavlarını seçerken bunlara dikkat edin arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Mesela bir künübe eğer dişçilik hedefliyorsanız tabii ki yüksek kontenjanda olan üniversiteleri de hedeflemeniz lazım ki şansınız çok olsun. Bunun açısından mesela Katip Çelebi diyorsanız künüp sınavına girmeniz sizin yararınıza olacaktır. Çünkü bu sene Katip Çelebi YÖS sınavı yapmıyor. Evet. Evet, Katip Çelebi bu sene yapmıyor zaten Samet söyledim. Ama künüp sınavını Katip Çelebi Üniversitesi kabul ediyor. Hani eğer orada bir dişçilik gibi hedefiniz varsa künüp sınavına girmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun dışında zaten Atatürk Üniversitesi geçerli olan üniversitelere bir bakalım. Yani Trabzon'da kaç dişçilik var demişiz? 10 tane dişçilik var. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 10 tane iyi bir kontenjan. Yani Karadeniz Teknik Üniversitesi teknik bir üniversite ama diş hekimliği, eczacılık için 10'ar kontenjanı, tıp fakültesi için de 15 tane kontenjanı var arkadaşlar. Şimdi bunun geçerlik anlamında Atatürk Üniversitesi'ni önemsedik. Künibi önemsedik. Çünkü neden? Geçerlik anlamında bayağı bir üniversiteyle işbirliği var. İstanbul Üniversitesi aynı şekilde. 19 Mayıs Üniversitesi aynı şekilde. Bu 4 üniversitenin sınavı Ankara Üniversitesi de dahil olmak üzere Türkiye'deki çoğu üniversitelerde geçiyor. Hani YÖS'te alan üniversitelerde geçiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin sınavı muhtemelen Eylül ayında olacak arkadaşlar. Geçen sene de o civarlarda falan olmuştu ama Boğaziçi'nin kontenjanları Eslemciğim çok düşük. En büyük kontenjanı işletme bölümü, İngilizce işletme bölümü. İngilizce işletme bölümünde de yani 3 tane kontenjanı var. Diğer kontenjanlara şöyle bir baktığımızda 1-1-1 şeklinde gidiyor. Ben sana istersen ayrıntılı olarak da söyleyeyim onu. Boğaziçi Üniversitesi bir bakalım. Evet. Yani şöyle bir sayıyorum toplam kontenjanını. 4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 25, 28, 29, 5 daha 34. Toplam 34 kişi alacak. Yani tamamen
Yurt dışından gelen öğrenciler için 34 kişi alacak. Burada öğretmenliklerde birer kişi fen bilgisi, ilk öğretim matematiği, okul öncesi İngilizce hepsi 4, birer kişi alıyor. Fen Edebiyat Fakültesi'nde çeviri bilimi İngilizce 3 kişi. İktisadi idari bilimlere baktığımızda iktisat 2, işletme 4, siyaset bilimi 2 kişi. Mühendislikler daha perişan. Endüstri 1 kişi, elektronik 2 kişi, inşaat 3 kişi, makina 1 kişi. Turizme 2 kişi, uluslararası ticarete 2 kişi, yönetim bilişimlerine 1 kişi alıyor. Ve bunları da alırken biliyorsunuz hani çok inceleyip çok sık dokuyor. Yani şimdi bir Boğaziçi'de okumak bir hedef ise eğer hani 100 kişi, 150 kişi başvuracak ancak bir kişi, iki kişi falan alacaklar. O da çok düşük. Yürü. Boğaziçi YÖS sınavı geçmiş yıllara kadar yapmıyordu ama bu sene yapacağını söyledi. Bu sene Boğaziçi bir YÖS sınavı yapacak. Öyle bir duyurusu var. Anadolu Selçuk Üniversitesi sınavı hangi seviyededir? Zor mu, kolay mı? Mimarlık bölümü istiyorum. Ya Anadolu Ziyat, geçen sene Anadolu Üniversitesi'ne öğrenci yönlendirdim sınav için. Yönlendirdiğime pişman oldum. Şimdi o nasıl bir sınav? Yani 50 soruluk bir sınav soruldu. Bunun içinde fen bilimleri bilmem ne başka konularda yer aldı. Puanlaması çok değişik. Yani üniversite anlamında da iyi bir üniversite olmasına rağmen maalesef YÖS konusunda pek öyle istikrarlı bir üniversite olmadığını düşünüyorum Anadolu Üniversitesi'nin. Hani bizim bu eğitim programına baktığımızda Türkiye'deki üniversitenin %95'inde bu gösterdiğimiz konularla ilgili YÖS soruları geliyor. Ama Anadolu Üniversitesi'nde biraz daha değişik sorular gelebilir. Yani onun için de biz eğitim programını sadece bir üniversite içinde değiştirmek istemiyoruz. Ama Selçuk Üniversitesi sınavı geçen sene nispeten orta düzeyli bir sınavdı. Zor sorular vardı. Hatta Selçuk Üniversitesi sınav sorularını biz bazı arkadaşlar işte hatırladıkları soruları kadarıyla çözdük, baktık. Zor sorular vardı ama orta halli bir sınav. Ona girmenizi tavsiye edebiliriz. Geçen sene yalnızca Konya'da yapıyordu Selçuk Üniversitesi. Yoğun talep nedeniyle şeyde de yaptı. Ankara'da da sınav yaptı. Evet, İstanbul içi dişçilik için hangi üniversitenin sınavları basittir? İstanbul içi dişçilik. İstanbul içi derken İstanbul'un dışı. Evet. Esnen. İstanbul Üniversitesi'nde dişçilik kontenjanı maalesef pek fazla değil. Evet, başka üniversitelerle ilgili böyle bir çalışma yaparsanız daha iyi olur. İstanbul içi için işte bakalım bir dişçilik kontenjanlarına. Mesela İstanbul'a bakayım diş hekimliğine bir kişi alır. Hani İstanbul Üniversitesi'ne 100 için başvuranları bir düşündüğünde dişçilik için bir kontenjan çok düşük. Peki Yıldız Teknik zaten teknik bir üniversite. Orada yok dişçilik. İstanbul'da bir sürü özel üniversite var. Hani dişçilik için kontenjanları 20 kişi 30 kişi ama yıllık 40 bin lirada bir ücret isteniyor ona. Onun dışında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de 4 kişi alıyor. Yani İstanbul içi şöyle bir toplasan hani dişe dokunur dişçilik fakültesine kontenjan 5 kişi. Bunun birisi İstanbul Üniversitesi, dördü de Marmara Üniversitesi. Öyle söyleyeyim mesela. Onun için İstanbul içi dişçilik için pek fazla hayırlı bir sonuç zannetmiyorum alınacağını. Ama dediğim gibi dişçilik için en güzel Katip Çelebi gibi duruyor. 18 kontenjan ve İngilizce eğitim. O noktada bir sıkıntı çekeceğinizi zannetmiyorum. Bunun dışında Ankara bile 6 tane kontenjan yayınlamış. Az önce söyledim ben sizlere. Karadeniz Teknik Üniversitesi cazip 10 kişi. Ege Üniversitesi 5 kişi. Hani şöyle bir fazla olan kontenjanlara bakıyorum. Evet. Yani onun dışında İnönü var. 8 kişi Malatya'da İnönü Üniversitesi. O da köklü bir üniversitedir. Onun dışında da dişçilik için Kocaeli Üniversitesi güzel. Bir de onu madem İstanbul diyorsun, İstanbul'a yakın bir saatlik mesafede Kocaeli Üniversitesi sınavını bir takip etmeni Eslem söyleyebilirim. Kocaeli Üniversitesi 11 Haziran'da bir sınav süreci çalışmak için yeterli bir zaman. İkincisi 100 soru, 120 dakika. Biraz sınav süresinde sıkıntı var. Ama 15 tane de dişçilik kontenjanı var. İstanbul'da da 1 saat. Onu tercih edebilirsin. Evet. Tıp kontenjanlarını da okuyayım. Yıldırım Beyazıt'ta 56 kişi demiştik.
Tıp kontenjanları yaklaşık arkadaşlar bir 550-600 civarında. Tıp için bayağı bir şey. Hiç ummadığımız, mesela Düzce Üniversitesi bile 20 tane tıp kontenjanı açıklamış. İyi bir şey. Ankara Üniversitesi'nde 20 kişi. Atatürk Üniversitesi toplam 20 kişi. 5 Türkçe eğitimi, 15 tane İngilizce eğitimi. Bülent Ecevit Zonguldak'taki 10 kişi. Celal Bayar 10 kişi. Çanakkale 18 Mart 20 kişi. Tabii hangi şehirde istediğiniz de önemli. Artı Çukurova Üniversitesi 15 kişi, Dumlupınar, Kütahya'daki 12, Ege Üniversitesi 5 kişi, Erciyes 10 kişi, Eskişehir, Osman Gazi Tıp Fakültesi 6 kişi, Gaziantep 20 kişi, Gazi Osman Paşa bu Tokat'ta, pek takdiri şey yapmıyorum, önermiyorum, 2 kişi, Giresun 12 kişi, İnönü Tıp Fakültesi 15 kişi. 10'unun Türkçe eğitimi, 5'i İngilizce eğitimi için. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 5, İngilizcesi 3, toplam 8 kişi.